Ay biliyorum hocam. Teşekkür ederim hocam. İyiden sonra hocam. Sağ olun. Evet gençler oturun. Arkadaşlar Suriye'den gelmiş. Size kendisini tanısın. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mücahit. Suriyeli bir Türkmenim. Ben annemi, babamı, tüm sevdiklerimi kaybettim. Bacağını ne yaptın peki? Orada bir kapı geldi. Sana! Lütfen. Dalga mı geçiyorsun? Durun hocam lütfen. Kardeşlerim, soğuktan ders isteyemediğimiz, herkesin yanındaki arkadaşından ve öğretmeninden başka kimsesinin olmadığı, okumaya kitap, yazmaya kalem olmayan, zulme uğramış bir Türkmen okulundan geliyorum. Bu bana yük olan bacağıma gelirsek eğer, nasıl kaybettim biliyor musunuz? Sevdiğim canım kardeşimle konuşuyorduk. Ondan başka kimsemin olmadığını söylüyordum. Daha sonra öğretmenimiz selam vererek içeri girdi. Hepimiz birden ayağa kalktık. Bugün farklı olarak hocamız, etrafımızdaki insanlık dışı zulümden ve bir saniye sonra ne olacağını bilmediğinden dolayı kelime-i şehadet getirerek dersi başlattı. Kelime-i şehadet biter bitmez de yere düştü. Ne olduğunu anlamadık. Hemen öğretmenimizin başına gittik ve öğretmenimize seslendik. Lakin cevap vermiyordu. Zira göğsünde bir yara vardı. Vurulmuştu. Sonra pencereden bir kapsül sesi geldi. Gözlerimi pencereye çevirdim. O anda bomba patladı. Ben 10 dakika baygın kaldım. Kendime geldiğimde herkes yerlerdeydi. Kulağım çınlıyordu. Zor yutkunuyordum. Vacı çekiyordum. Kardeşime seslendim. Lakin cevap vermiyordu. Daha sonra hocama seslendim. O da şehit olmuştu. Diğer kardeşlerim gibi. Sonra bacağımın üstüne bir sıra düştüğünü fark ettim. Ve sırayı kaldırıp ayakta durmaya çalıştım. Bu kusurlu bacağımı da sevdiklerimin yanında bıraktım kardeşlerim. İnşallah bu söylediklerim size bir kibritin bir ormanı yakması misali, bu küçük olayın da büyük yüreklere etki etmesi temennimle. Şimdi peki kim yeri verecek arkadaşınıza? Hocam ben yerim. Hocam ben. Hocam ben yerim. Tamam gel o zaman. Beni affedeyim Dik. Elbette ki kardeşimi affedebilirim. İnsan olduğunu bildiği zaman insan. Teşekkür ederiz.